Herkese merhabalar. Ve gerçekten çok enerjik bir şey yapacağız. Tamam, lafı fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yaz alışverişimi yorumlayıp paylaşacağım. Fiyatlarını söyleyeceğim ve nereden aldığımı, beğenip beğenmediğimi, hani size de tavsiyelerim varsa onları aktaracağım. Bu tip videoları çok seviyorum açıkçası. Hani böyle hem de denemeli yapacağım. Şu an gidip denemeyeceğim. Denediğim videoları ya da fotoğrafları işte yanına koyacağım ve siz de oradan işte konuşabilirim. Siz de oradan üstüme nasıl durduğunu görebileceksiniz. Geçen ya da buna benzer bir video çekmiştim. Şey yaparsam şuraya koyarım. Şuradan onu basıp da izleyebilirsiniz. Çok bence faydalı oluyor. Hani işte fiyatını öğreniyorsunuz, atıyorum. Pandemi döneminde ben birçok şey online söyledim. Bazıları hüsran, bazıları çok iyi. Onları falan paylaşayım diyorum. Biraz şaşırtılı bir video olacak. Çok poşet var. Bir de birçoğunun poşeti de yok yani. Ondan kusura bakmayın. Böyle heybetli bir alışveriş gibi durmasa da çok şey var. Hepsini son ayda ya da 2 ayda yapmadım. Birkaç ay önce yaptıklarım da var ama hepsi yaza yatırım gibi düşünün. Ondan hepsini topluca şu anda göstermek istedim. Birkaçı da gelmedi. Gelerse... Ay ben konuşamayacaksam bu videoyu niye çekiyorum ki ya? Sinir oldum kendime. Gelerse yeni uyanıp kahvaltı bile yapmadan bu videoyu çekiyorum. Aşırı motive olduğum için kendime de gurur duydum. Teşekkür ederim. Şimdi o zaman ilk alışverişime başlıyorum. Tamam, şimdi birazcık kronolojik bir sırayla gitmek isterim. En eski aldığımı hatırladığım şey ile başladım. Evet, şu anda Pineapple markasıyla başlıyorum. Bence birçoğunuz artık bu markayı biliyorsunuzdur. Ben deli gibi seviyorum, hani deli gibi seviyorum. Instagram'da butikleri var, Pineapple diye şuraya yazıyorum. Bu marka böyle hep eşofman tarzı, hep basic ama hani böyle düz renk. İşte ürünler çıkartıyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor, böyle altlı üstü takımlar. Benim Instagram fotoğraflarımda da var, böyle kıpkırmızı bir takımım var. O falan hep buradan. Şimdi o markanın yazlık koleksiyonundan aldığım eşofmanları göstereceğim. İlk olarak ben böyle şey diyordum. Abi bunlar çok güzel ama yazlık değil yani. Çok kalınlardı o kırmızı olanlar. Keşke çıkartsa falan diyordum. Sonra bir hafta falan geçti işte. Coming soon diye bir şey paylaştılar ve yazlık eşofman serisini. Şimdi bu o serinin ilk aslında modeli. Bunun beli ince lastikli olandan. Bunun iki tip modeli var. Bu ince lastikli. Bir de kalın lastiksi var. O da şu şekilde. Hani bayağı bildiğiniz kalın bir lastikli yapılmış. Beliniz tutuyor. Ben ilk başta bu ince lastikliyi aldım. Çünkü diğer kalın lastiklerin yazlığı çıkmamıştı. Ama bunun bence şöyle bir sıkıntısı var. Lastiği hani ince olmasına rağmen yüksek bel bir şey. Eğer alt göbeğiniz varsa bu böyle lastik üstten sıkıyor ve alttan göbeğiniz çıkıyor gibi geldi bana yani. Bir de paçalarındaki lastik çok sık olmadığı için boyunuz benim gibiyse yani 1.65 civarıysanız birazcık uzun oluyor. Ben böyle çorapları üstüne çekerek giyiyordum. Baya rahat bir şey. Bayağı da giydim yani. Şimdi bok atmak istemem. Ama bunu hani böyle bu mu bu mu diye soracak olursanız kesinlikle bu modeli tavsiye ederim. O zaman şu modeli de göstereyim size. Şimdi bu modelin grisi çok popülerdi. Birçok fenomen, yani birçok işte YouTuber falan hep bunu giyip fotoğraf attı. Ve size dediniz ki, abi gri eşofman çok iyi bir şey ve ben bunu almalıyım. Sonra gittiniz büyük ihtimal Trendyol'dan aldınız ya da işte başka bir yerden aldınız ve baktınız öyle durmuyor. Onun sebebi ne biliyor musunuz? Hepsi bu markayı bence taklit etmeye çalıştı. Yani işte yüksek bel olsun, bol olsun, paçası şey olsun falan. Ama kimse başaramadı. Ya ben gerçekten eşofman avcısıyım ve işte sweatshirt çok seviyorum. Başka hiçbir şey giymiyorum kışın. Ama gerçekten başaramadılar ve eğer alacaksanız bence bir tık belki pahalı olabilir diğerlerinden ama 180 lira diye hatırlıyorum. Hani bunları almanızı tavsiye ederim çünkü kalıp olarak kimse ve doku olarak kimse aynısını yapamadı. Yani bunu ben baktım, denedim de. Bunları aldığımda yanında böyle maske gönderdiler. Ben çok tatlı bir hareket. Pandemi sürecinde bu tip böyle işte bez maskeleri hepimiz kullanmışızdır herhalde. Orada bez hani doktor falan değilim ama bez maske kullanıyorsanız içine bence bir kat da şu kağıt maskelerden takmak daha faydalı diye duydum abimden. Çünkü bez maske korumuyormuş. Yani filtresi falan olmadığı için büyük ihtimalle ona dikkat edin. Tamam, bunları ve bu markayı geçiyorum. Birazcık odamı dağıtalım. Evet, ikinci olarak neye geçsem? Şimdi garip bir şeye devam edelim. Tamam. Arkadaşlar yazın en çok böyle sevmediğimiz şey nedir tatilde falan? Hani böyle gelir diye nefret ederiz. Böyle yapar. Böyle düşünür böyle. Hadi bakalım.
kimi soksam şimdi falan diye. Neyse, severim sineklerden, böceklerden. Evet, geçen Bauhaus'a gittim ve Bauhaus alışverişimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok doğal bir alışveriş videosu değilim, her şeyi gösteriyorum. Bu şekilde şey aldık. Bu çok kötü bir saniye. Yapışkanlı sineklik aldık. Şimdi iki tane aldık. İkisi de birbirinden çok farklı ve biri çok kötü. Yani onu kesin almayın diye gösteriyorum, tamam mı? Bakın şunu kesin almayın. Bauhaus'a giderseniz ve alırsanız iki tane çeşit var zaten. Bunu kesin almayın abi. Bu bir tık daha ucuzdu bundan. Bunu da kesin alın. Bu böyle yumuşacık bir dokusu var ve direkt böyle çok kolay bir şekilde kendiniz takabiliyorsunuz. Diğeri böyle birazcık saçma yani. Dandik yapmışlar. Çok kalın bir şey. Şimdi onun dışında dün değil, ondan önceki gün Planberry'den aldığım şey geldi. Şort geldi. Bu şortu yani aşırı beğenerek aldım ve şu anda da aşırı beğenerek giyiyorum. Dün giydim mesela. Şu tip bir şort. Bakın, kot şort zor bir şeydir. Her kot şort fiziğimize güzel olmaz. Çok belli etmesinler yerimi ama böyle havalı da dursun isterim. Bilmiyorum yani, öyle kot şort bulmak zor yani. Beni şu an kızlar anladı. Yüksek belli olması benim için bir kriter. Bu yüksek bel ve fiziğinizi aşırı güzel gösteriyor bence. 38 beden aldım çünkü 38 bedenim yani. Ama bu bana büyük oldu birazcık sanırım, belli. Giydiğimde böyle alttan bir zor geçip bele oturur ya. İlk giydiğim çok güzel oldu, sonra birden böyle açıldı. Hani kotlarda olabilecek bir şey. Yani eğer deneme şansınız varsa deneyip alın. Ben online'dan aldığım için öyle yaptım. Belki bir beden küçüğü falan daha iyi olabilir. Ama bunun siyahı da var, onu da almak istiyorum. Bayağı çünkü yazın kurtarıcı parçası. Yine yana şöyle fotoğrafını bırakıyorum falan. Bu şekilde arkası uzun. Önde kısa. Bence yani muazzam görünüyor. Bunun da fiyatı 159 liraydı Planberry'den. Tamam, sıradaki parçam bunlar olsun. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde telefonumu değiştirdim ve çok istediğim bir telefondu. Ben de Dear Case'ten böyle 3 adet kılıf aldım. Yani şununla birlikte. Şimdi size bunları göstereceğim. Bence Dear Case baya güzel bir kılıf markası. İnternet siteleri var ve hani baya çabuk geliyor. Ve dolandırılma şansınız %0 falan, baya bilindik bir marka. Bu şekilde kendinize özelleştirebiliyorsunuz. Bakın şurada AZD yazıyor. Benim Aymina Zeynep Düzgün. Belki Zeynep bilmiyorsanız. Neyse, burada bu şekilde bir kılıf aldım. Diğer kılıfım da şu. Bu da Art Case diye geçiyor. Bakmak isterseniz. Bu çok güzel bir kılıf. Özellikle bence tatilde böyle plajda falan, yanları plastik olduğu için hani kum, su vesaire, diğer kılıflar belki zorlayabilir ama bu böyle çok korunaklı falan gibi hissettiriyor bana. Bir de üçüncü olarak bu Apple'ın lansman kılıflarından satıyorlar. Bu biliyorsunuzdur belki, Apple'ın kendi mağazasında aşırı pahalı. Yani bayağı ucuzdu. Yani 3 al 2 ödesi var. Bunların işte 3'ünü aldım, 2'sini ödedim falan filan. Bunu da tavsiye ediyorum. Fiyatları değişiyor. Ama toplamda 180 ya da 150 lira falan ödemiş olmam lazım. Yani 3 tane kılıfa. Bence 3 kılıf için iyi bir para. Evet, diğer alışverişim Watson's'tan. İlk olarak bu Garnier'in İşte çift fazla suyunu aldım. Nasıl biliyor musunuz? Yağlı bir his bırakıyor yüzünüzde. Çift fazla olduğu için şurası yağ, şurası normal baz, yani su. Çalkalayıp kullanıyorsunuz ama ben yani bayağı çalkalamama rağmen böyle kıyır kıyır, yani yağlı yağlı bir his bıraktı. Ben asla sevmedim. Bunu önermiyorum eğer alacaksanız ama beğenen arkadaşlarım da vardı. Bir şeyimiz bu Elf'in. Evet. Kaş yeri çok kullanıyorum. Bunu hiç de denememiştim. Kasa arkasında da bayağı ucuza geliyordu. 10 küsür lira mı? Öyle bir şey, yanlış olmasın. O yüzden aldım, bunu da deneyeceğim. Şu an bir şey diyemiyorum. Aynı şekilde aynı anda aldığım bir üründe bu şeyin. Neyin bu? Evet. Maybelline. Aynen, okey. Maybelline'in bu eyeliner'ı. Bu böyle waterproof bir şey. Su geçirmeyecek olması çok güzel ve şu an gözümde de var, bakın. Bayağı güzel. İnce uçlu bir şey. Bu da yine Maybelline'in diye düşünüyorum. L'Oréal Paris'miş, pardon. Yani evet, neyse, aynı marka, önemli. L'Oréal Paris'in Bambi Eye şeyi, maskarası. Bunun da su geçirmezini aldım. Waterproof diye geçiyor. Ve şu an ikisini sürdüm. Bence bayağı iyiler. Gerçekten çıkmıyorlar. Yani özellikle şu eyeliner bayağı güzeldi. Onun dışında bir diğer güzel ürün de Notum bu BB Concealer'ı. Tüm cilt tipleri için diye çıkartmışlar ve SPF 15'i var, yani güneş koruyucusu anlamına geliyor. Abi ya, yalan olsa ne olacak sanki? Çok kötü. Neyse.
Ve bir diğer makyaj malzemem de bu herkeste gördüğünüz NYX'in Ultimate paleti. Bu bayağı karmaşık güzel renklere sahip. Bakın böyle bayağı bildiğiniz her renkten var. Bunu abim almış, göndermiş bana, ben gidip kendim almadım. Ama güzel yani, kendim de görsem böyle iyiymiş falan diye alabilirdim. Böyle renkli paletlere bazen işte makyaj videosunda da lazım olabilir ve saçımı falan boyuyorum ya ben farla. O da güzel, onun için de güzel bir şey. Ve renkleri cidden ya pigment olarak iyiydi. Denedim. Hatta size bir tane sıvışladım. Sıvışlamak bu. Hatta size bir tane göstereyim. Bakın hangisini göstereceğim. Şu kırmızıyı göstereyim. Evet, şimdi devam edelim. Bir diğer paketimiz Osho'lu. Bikini alışverişimi Osho ve şeyden, Panty'den yaptım. Panty değil ya, hayır. Osho ve H&M'den yaptım. Bu yıl Panty bence, kusura bakmayın da yani, hiç güzel değildi abi. Dümdüz şeyler yapmışlar saçma sapan. Her yıl çıkarttıkları modelin aynısını çıkartmışlar. Hani hiç böyle garip, işte ne bileyim, bu yıl bürümcük modası var mesela. Bürümcük dokulu şeyler. Onlar falan yoktu. Ben hiç beğenmedim, bilmiyorum. Şimdi ilk olarak bunu aldım. Çok tatlı değil mi abi? Bu bildiğiniz bikini. Ve şu an biraz parlıyor. Rengi böyle daha fıstık yeşili gibi. Çok da güzel, böyle büstiyer gibi duruyor. İlk ürünüm bu. Bunun fiyatı 130 liraydı. Şu. Bu da diğer şeyim, bikinim. Bu da yine Osho'dan. Bu bayağı güzel ya. Ben bunun rengini falan çok beğendim. Alt bu yıl almadım, bikini altı. Sadece üst aldım. Bunun da fiyatı yine aynı. O da demin dediğim gibi 130 diye hatırlıyorum. O zaman bunu söylemişken Panty şey. Abi Panty beni bir sal. Panty değil abi, Panty değil. H&M'deki bikiniyi de göstereyim. Bu da H&M'den aldığım. O bürümcük modası demiştim ya, bakın bu bürümcük dokusu oluyormuş. Bu böyle kullanışlı. Bunu da tavsiye ederim. Bunun fiyatı da 79 diye hatırlıyorum. Bu üstün. Bu onun değil. Evet. Tamam, H&M'e devam etmişken H&M'den bir de güneş gözlüğü aldım. Ya, bu yıl güneş gözlüklerim, yani normalde tabii güneş gözlüğü önemli bir şey. Gözün özellikle benim bozuk ve birazcık kaliteli bir şey olmasa normalde dikkat ederdim. Ama buna bayıldım ya. Gerçekten bakın, şimdi size göstereceğim. Bu arada fiyatı 49 lira. Bence bayağı uygun. Yani bu gözlük için. Ay bu ne ya? And a half hours later. Kötü mü? Bence güzel. Ben bu gözlüğü yeni aldığım şapkam için düşündüm. Şimdi bu gözlüğü hazır göstermişken, bu arada fiyatı 49 liraydı. Yeni aldığım şapkamı da göstermek isterim. Videosu çok uzamasın, hızlı hızlı göstereyim. Sneaks Up Ankara'ya açıldı sonunda. Yani gerçekten Ankara'ya. Mesela nasıl biliyor musunuz? İstanbul'a bir şey açılır abi. Bir yıl sonra, iki yıl sonra Ankara'ya da açılır. Biz böyle Ankaralılar halay çekeriz. Yaşasın buraya da açıldı, hemen gidelim falan. Sneaks Up da öyle bir marka. Şey gibi düşünün. Wunder'i biliyorsanız onun gibi. Yani böyle sneakers atıyor. Bundan çok uzatmadan New Era şapka aldım. Ve bayağıdır istiyordum ve böyle artık dedim ki paranı kıy ve al yani. Hani birazcık şapka için pahalı. 250 lira verdim. Ya ama ne yapayım? Hem KYK çok iyi bir şey ya. Hem o hem de işte kendi kazandığım parayla aldım bu alışverişlerimin çoğunu. O yüzden anne baba sakın üzülmeyin ha. Yalnız iyi. Bayağı güzel. Ya ama bu şapkanın çok fake'i var ve ben gidip gerçeğini aldım ama çok fake'ini takıyor insanlar. İnşallah fake gibi durmuyordur. Evet, bu da böyleydi. Tamam, o zaman Sephora alışverişimden devam ediyorum. Sephora'da geçen çok güzel bir indirim vardı ve bayağı güzel, istediğim her şeyi aldım. Bu Clinique'in nemlendiricisi. Ya bunu söyleyeceğim söyleyeceğim söyleyemiyorum. O kadar güzel ki bak, bunu kullanın, başka nemlendirici kullanmayacaksınız. Yani aşırı güzel bir şey. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunun fiyatı böyle 100 küsürlü bir şeylere düşüyordu. Ve çok güzel. Bunu kesinlikle alın. Dokusu falan efsane. Bu Fenty Beauty'nin rujunu aldım. Rengi şey... Spanker. Neyse. Ben bu ruju kaybetmiştim. Bende küçüğü vardı. O yüzden abim böyle dedi ki hadi bunu alalım sana falan. Rengi bayağı iyi. Şu an dudağımda zaten o var. Ve
bir diğer ürün de bu Sephora'nın ruju. Hayatımda gördüğüm en kötü ruj, en kötü renk, en kötü doku. Sakın almayın, teşekkürler. Rengi de şeymiş. Yazmıyor. Ha, 20 numara. Tamam mı? Almayın. Çok kötü. Şimdi size takı. Takı almam lazım ama işte takı alacak yer yok. Bunu geçenlerde bahçeden aldım. 15 liraydı. Bence güzel. Ama kulağımda çok kötü duruyor abi. Benim kulağıma sanırım bu şekilde küpeler hiç olmuyor. Ben hep şöyle takıyorum. Anladınız mı? Kolyelerden çok istiyordum ama hiçbir yerde A harfi kalmamıştı. Gittim bahçede buldum zar zor. Fiyat da gayet uygun. 10 lira mı 15 lira mı ne? Ama boynum o kadar alerji yaptı ki. Yani çok kalitesizmiş ya da benim boynumun alerjisi varmış bu tip bir şeye. O yüzden tavsiye etmiyorum yani. Gidin adam akıllı bir yerden alın. Bir de lastikler aldım. İşte Toka Rozman'dan. Evet, bir diğer alışverişim de Zara. Bu Zara'da bu yıl yani viral olan ve fiyat da gayet ucuz olan üstler. Şu büstiyerleri herkese görmüşsünüzdür bakın. 35 lira ve Zara için çok uygun bir fiyat. O yüzden herhalde herkes şaşırıp aldı. Bu da siyahı. Siyahını ben bir süre hiç çıkartmadım. Aşırı kullanışlı. Hani hiçbiriniz belli etmiyor. İçinize hani çamaşır giymeseniz bile belli etmiyor. Çok güzel bir şey. Şu rengi biraz belli ediyor ama siyahı sıfır yani. Çok rahatlıkla giyebilirsiniz. Fiyatları çok uygun. Bunu kesinlikle tavsiye ederim size. Bir diğer alışverişim Trendyol'dan. Trendyol'dan aldığım ürünlerin tamamı gelmedi. Ve ben Trendyol'dan normalde çok sık alışveriş yapmıyorum. Bir elbise aldım öncelikle. Bir dakika atacağım. Bunun da bedeni medium. Elbise çok güzel. Yanına fotoğrafını koyarım o gördüğüm kadındaki fotoğrafını. Böyle cepleri falan var. Arkadan büzgülü şu şekilde. Yine medium beden. Benim üzerimde de denedim. Güzel durdu ancak bu basen kısımlarındaki cepler böyle sanki basenimi büyüttü gibi hissettim. O yüzden çok tavsiye eder miyim bilmiyorum. Onun dışında yine bu herkese gördüğünüz şu üstlerden aldım. Bir de bu yeşilden aldım. Bunlar güzel. Bunların da bedeni medium ama bence small alsam daha güzel olurdu. Çünkü daha demin denedim. Bir tık böyle önü açık gibi oldu. Trendyol alışverişim geldi. Çok garip bir şey oldu ve size video çekerken Trendyol alışverişim geldi. Yine Trendyol'dan aldım ama Dilvin diye bir butik var ya oradan. Bu şekilde lila rengi. Ya dokusu çok güzel. Gerçekten çok güzel. Fakat biraz ya mayo gibi. Hani iç gösteriyor, anladınız mı? Şöyle böyle iç gösteriyor. Ama dokusu muazzam ve çok rahat bir şeye benziyor. Yani en kötü sporcu atleti olarak giyin yani, öyle diyeyim. Bunun fiyatı da çok uygundu ya. 25-30 lira gibi bir şeydi. Bunu şu an şu açacağım parçayı çok merak ediyorum. Açmadım ve bodrumda giymek için aldım. Yani tatlı bir kombin tasarladım kafamda da. İnşallah güzel olur ve o kombini yapabilirim. Nasıl güzel. Ben bunu deneyip size şey yapacağım. Monlu falan bir elbise. Şöyle kendiniz bağlıyorsunuz. Bende de lastik var. Bence bu bana güzel olur. Şu an bir öyle bir vibe'ı aldım ben. Bakayım etek boyu nasıl? Etek boyu da ne uzun ne kısa ya. Çok tatlı. Bence bu güzel olacak. Şimdi gelelim diğer sende alışverişime. Şey gibi oldu. Ürünleri açıyorum gibi. Paket açılışı. Bunu şu an açacağım. Merak ediyorum açıkçası. Bu ne abi? Bu benim değil. Bu annemin ya. Neyse, anneler bu videoyu izliyorsa anneme bir elbise almıştım, o gelmiş. Benim elbisem gelmemiş. Evet. Bir diğer alışverişim de BSL diye bir marka. BSL yani uzatmalı. Bu marka da gene çok ucuz bir butik. Gerçekten ucuz. Yani atıyorum dışarıdan Zara'dan ya da Bershka'dan aldığınız ürünlerin yarı fiyatından bile az yani. Bayağı güzel. Böyle bir büstiyer aldım. Sarı. Dokusu falan her şey çok güzel. Bunun bedeni kaç? Yine medium. Ben medium 38 beden. İşte bazen tişörtlerde 3XL falan giyen bir tipim, tamam mı? Yani büyük giymeyi seviyorum. Ama gerçek bedenim medium. Bazen small oluyor ama yani sevmem dar şeyler. Neyse. Bu da böyle. Bunu da bence birçok kişi de görmüşsünüzdür. Bu şekilde giyiyorsunuz. Altından şöyle bir bant geçiyor. Ve çok da şık. Yanına koyacağım fotoğrafını. Ya bu çok garip bir şey arkadaşlar. Bunu ben direkt fotoğrafını koyayım. Hani çünkü aşırı karışık. Biliyorsunuz şey.
pilates bandı. Çok karışık bir şey. Bunu da keşke almasaydım diyorum. Çünkü çok açık oldu. Yani bikini gibi. Evet, Decathlon alışverişinden bu 9 liraya aldığım frisbee'mi göstermek isterim. Tatilde oynamak için aldık abimle. Bir diğer paketimiz Biz Başak'tan. Tatil için börek aldım. Çünkü yani biliyorsunuz ki zorlu yaz günlerinde o sıcağın altında falan insan havuzdan çıkınca çok şey oluyor ya da denizden çıkınca çok acıkıyor. Ben de açlığa dayanamayan bir insan olduğum için gittim Biz Başak'tan bir adet puantiyeli, bir adet siyah, bir adet de tek omuzlu börekler aldım. Sedivars poşetim yoktu ve Biz Başak poşeti çok benziyordu Sedivars poşetine, o yüzden oraya koydum. Evet, bu tek omuzlu, herkes de görebileceğiniz bir body. Böyle dokusu mayo gibi. Evet, bir diğer ürünümüz de bu şort etekler. Bu şort etekleri gerçekten ama gerçekten yani giymeyen kaldıysa ben şurada şey yapayım, bayılayım falan. Bu şort etekler dünyanın en güzel ve en kullanışlı etekleri arkadaşlar. Fiyatları 130 lira. Size de varsa alıyorsanız eğer. Başka yerlerde de var. Zara'da da var ama orada ben bulamadım, kalmamıştı. Bu siyahı. Kendi fotoğrafımı koyarım, çok giydim bunları çünkü. Bu da puantiyelisi. Bana sorarsanız puantiyeli ile siyahın kalıpları farklı. Siyahın puantiyelinki kesinlikle çok daha güzel ve fiziği çok güzel gösteriyor gerçekten. Çok boşaltma günümdeyim. Trendyol'dan beklediğim birkaç parça ürünüm de yine bu tip bir şort etek. Onları da şu an elimde olmadığı için direkt şu an ekrana koyuyorum hangi ürünleri aldığım ama gelmediğini. Onları da gelince artık şey yaparım ben size storylerden falan. Instagram'dan beni takip edin. Şuraya da Instagram adresimi bırakıyorum ben size. Evet, artık azalıyor parçalarımız. Bu bana hediye geldi abişim tarafından. Under Armour'dan. Bu şekilde bir tişört. Kollarında çok güzel detaylar var. Bir tık kışlık bir tişört, adam içi polarlı falan. Ve bedeni large. Başka kalmamış diye large almış ama ilk defa bir tişört bana çok büyük oldu. Garip. Yani ben mesela böyle abimin tişörtlerini giyiyorum. Bayağı güzel, büyük oluyor ama seviyorum. Büyük oldu yani kolları falan. O yüzden bu tişörtü yazın giyemem. Çok terletir. Kışın bayağı güzel giyilir. Rengi de çok güzel. Bir de yine aynı markadan bu şekilde bir tişört. Ben bu tişörte bayağı bayıldım. Tam benlik. Zaten biliyorsunuz şu tip şeyler artık bayağı moda. Şu balıkçıl yakam deniyor bunlara. Bunlar güzel oluyor. Bunu da yine oradan almış. Bir de şey almış. Nike'tan böyle bir crop top gibi bir şey. Ben zaten böyle göbeğe açık bol ya da işte bol göbeğini açtığım, her türlü göbeğe açık olan şeyleri çok seviyorum. O yüzden bu da beni tatmin etti ve mutlu etti. Bu da Miniso'nun ve Mumuso'nun daha da çakması olan arkadaşlar. Yoyoso. Bakın. Yoyoso alışverişimi paylaşacağım sizle. Bu şekilde iki tane anahtarlık aldım. Abim de bayağı aldı da onlar şu an bende olmadığı için gösteremem. Biri böyle pandalı. Panda dön. Ve böyle şeyi var, tüyü var. Aşırı yumuşak tüyü beni o yani cezbetti. Böyle burada da I want you yazıyor. Bence çok tatlı anahtar. Dün arabanın anahtarına takmıştım. Çok güzel oluyor ama şimdi size göstereceğim de tekrar buraya götürdüm. Bayağı tatlı bir şey arkadaşlar. Bunların fiyatları 15 TL'ydi. 15-15. Bir de şunu söyleyeceğim. Başta gösterdiğim pineapple short şeyler vardı ya, kıyafetler. Ben bir de short'u almıştım pineapple'dan. Bakın bu şekilde. Yine bu da yazlık koleksiyondan. Beli böyle kalın. Ve şurada da logosu var işte falan filan. Rahat bir şey. Ben bunu evde giyiyorum. Dışarıda daha hiç giymedim. Giyer miyim de emin değilim. Bir de son olarak bu sprey dezenfektan. Şu an bunu açmayacağım. Ama sprey şeklinde ve uçmuyor alkolü. Diğer dezenfektanların sıcakta alkolü uçuyormuş. O yüzden tatile onları götürmeyin diyorlar. Bilmiyorum. Bu böyle çok güzel pıs diye sıkıyorsunuz ve her yeriniz dezenfekte oluyor. İşte tatile giderken götürebilirsiniz. Evet, benim videom da artık burada bitsin diyorum. Çünkü çok fazla konuştum. Videonun aşırı uzun olacağına eminim. Sizi çok seviyorum ve videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bayağıdır video çekmiyordum. Çok özlemişim konuşmayı, yani anlaşılıyordur. Bana önerilerinizi yazabilirsiniz. Hakkımdaki varsayımlarınızı okuduğum bir video da çekmek istiyorum. O yüzden Instagram'dan beni takip edip oraya benim işte soracağım günde oraya bana yazarsanız
işte şu şu sen şöyle birisindir gibi falan filan bir şeyler. Onu da birlikte çekebiliriz ya da başka önerilerinizi aşağı bekliyorum. Bu ürünlerden hangileri sizde var ya da beğendiğiniz falan onları da yazın. Böyle birlikte tatlışıp sohbet edelim aşağıda. Kanalıma abone olursanız da beni ayrıca çok mutlu edersiniz. Sizi çok seviyorum. Bence çok tatlı ve büyüyen bir ailemiz oluyor. Ben böyle çok sık video atamıyorum ve kanalımın algoritmasını düşürüyorum. Bunda farkındayım. Sizi öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.